Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda 5 dakikada hazırlanan inanılmaz lezzetli ve inanılmaz pratik bir baklava tarifim var. Nasıl mı yaptık? O zaman hadi gelin videomun devamında hep birlikte izleyelim. Baklavamızın öncelikle şerbetini hazırlayacağım. Şöyle 1,5 su bardağı toz şekerim var. Kabıma toz şekerimi ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı suyumu ekliyorum. Ve şöyle bir dilim kadar da limonum var. Ocağa alacağım. Şöyle öncelikle birazcık karıştırmak istiyorum. Şekerim tamamıyla eridikten sonra şerbetimi ocağa alacağım. Ve şerbetimi kaynatacağım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısacağım. Ve 17 dakika kaynatmaya devam edeceğim kısık ateşte. Evet, şerbetimi ocağa aldım. Şeker şu şekilde eridi ve kaynamaya başladı hafif. Şimdi burada ocağımın altını kısıyorum arkadaşlar. Ve kıstıktan sonra dediğim gibi yaklaşık 15-17 dakika arası kaynamaya bırakıyorum. Şöyle katı kıvamlı bir şerbet olana kadar kaynatıyorum. Baklavamı böyle bir kare kalıpta yapacağım fırın kalıbında. Ölçüleri 12'ye 12 kalıbımın. Ve milföy hamuru kullanacağım baklava yaparken. Ona göre de, kalıbıma göre de daha öncesinde milföy hamurumu kestim arkadaşlar. Tam böyle eşit düzeyde olsun diye. Tabanına 2 adet milföy hamurumu ekliyorum. Milföy hamurlarımın üzerine de arkadaşlar şöyle 50 gram kadar tereyağı eritmiştim. Bir kısmını, yani baklavam için 50 gram kullanacağım. Bir kısmını şöyle milföy hamurumun üzerine sürüyorum. Güzelce her tarafını kaplayacak şekilde. Şöyle bir bardak kadar da Antep fıstığım var. Fakat dilerseniz fındıkla yapabilirsiniz, cevizle yapabilirsiniz. Fıstıkla kaplıyorum. Fıstığımı yaydım arkadaşlar. Şöyle bardağın dibinde birazcık bıraktım. Bunu da piştikten sonra üzerine ekleyeceğim. Birazcık daha şöyle yağlıyorum. Üzerine. Ve kalan iki parça daha hamurum vardı. Onu da üzerine döşüyorum. Yapmış olduğum baklavayı artık dilim dilim kesebilirim arkadaşlar. Tamamını dilimledikten sonra kalan yağımı da üzerine sürüyorum. Baklavamın üzerini tereyağladığımda arkadaşlar önceden fırınımı da ısıtmıştım. 150 derece alt üst ayar şekilde ısıttım ve fırına götürüyorum. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Baklavalarımızı fırından çıkardık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyor, göz alıcı görünüyor. İsterseniz daha kızarık severseniz daha da kızartabilirsiniz ama ben bu boyutta bu şekilde seviyorum. Ortalama 50 dakika kadar pişirdim. Şimdi ilk sıcağı çıktı, çıkarıldı daha böyle bir 4-5 dakika oldu ve şerbetlemeye başlayacağım. Şerbetim de soğudu. Şöyle üzerine şerbetini gezdiriyorum. Hafif çıtır çıtır sesler geliyor. Son olarak ayırmış olduğum fıstıkları da baklavamın üzerine döküyorum. Ve şöyle 1-2 saat soğumaya, aynı zamanda şerbetini güzelce çekmeye bırakıyorum. Ve arkadaşlar baklavamı şöyle 1 saat kadar dinlendirdim. Şöyle de bir tabağıma aldım, size göstermek istiyorum. Gerçekten görünüşü çok güzel. Hiçbir böyle hamurlaşma yok. Üstü ise çıtır çıtır. Gerçekten böyle 5 dakikada yapılabilecek inanılmaz lezzetli ve kolay bir tatlı. Evet, bugünkü tarifim bu şekildeydi. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.